Kanatsız kuşlarda Nefise'nin başı bir türlü dertten kurtulmuyor. Tam bir şeyler çözüldü derken yerini başka sorunlar alıyor. Bu hafta sizin için dizinin sevilen oyuncuları Deniz Bolışık ve Faik Ergin'le buluştuk. Hem keyifli bir sohbet gerçekleştirdik hem de gelecek bölümlere dair tiyolar aldık. Nefise bildiğiniz üzere oldukça naif bir karakter. Genç kadın başına ne gelirse gelsin asla iyilikten vazgeçmiyor. Girişken, sıcakkanlı, kendine güvenen birisin ama Nefise senin tam zıttın. Biraz böyle içine kapanık, biraz saf, biraz böyle ne bileyim kararsız gibi, tam böyle ayakları yere basmıyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum sen de öyle hissediyor musun oynarken? Ne yapacağım derdiyle biraz o çaresiz, biraz kararsız gibi duruyor. Onun en kararlı olduğu yerler hep daha çok anneliğiyle ilgili yerler bence. Yani çocuklarıyla ilgili bir şey olduğunda hani Deniz'le kıyaslayacak olursak Deniz'le 10'a 5'e katlar yani hani. Benim oğlum kötü biri değildir. Sizin kızınızı kaçırmaya kalkacak biri değildir benim oğlum. Bu işte bir yanlış anlaşılma. Nefise sakin ol lütfen. Olmaz. Çok kötü oldu. Bu gerçekten gitmemesi gerekiyor. Benim oğlumu kurtarmam lazım. Benim oğlumu kurtarmam lazım. Eğer içeri girerse bir daha çıkamaz. Bu sefer olmaz. Bu defa olmaz. Deniz Bolışık sosyal yaşamında oldukça neşeli ve hareketli biri. Güzel oyuncunun Nefise'den oldukça farklı olduğunu söyleyebiliriz. Deniz Bolışık sosyal medyada çoğu zaman eğlenceli ve doğal paylaşımlara yer veriyor. Tabii ki işte saçımız, makyajımız, ışığımızın güzel olduğu fotoğraflar güzel ama özellikle böyle daha hikaye kıvamındaki şeylerde hani birazcık daha böyle o anın hali, o anın esprili hali, işte durumun biraz tersine falan giden şeylerde bana hani güzel geliyor. Çünkü sonuçta ne olduğunuzu seyirci de biliyor, siz de biliyorsunuz. Güzel görüyorsanız güzelsinizdir. Tabii ki çok iğrenç, çok çirkin şeyler değil hani, mutlaka bir ufak estetik kaygısı oluyor ama yani komik ve tatlı olmasını da seviyorum ben açıkçası. Çünkü diğerlerinden var zaten yani. Bayağı var nasıl olsa. Ne? Kahveyi mi giyeceğim? Hadi gel çizmeli. Gel. Gel gel gel. Var mı başka şeker? Kaç tane verebiliyorum? Şunları verebiliriz. Çizmeli afiyet olsun. Didem kararsız kuşlar üzerinden güzel oyuncu Deniz Bolışık'a özel sorular yöneltiyor. Peki Muzaffer'le Nefise'nin aşkına da biraz değinmek istiyorum. Gerçek hayatta da var ama dizide de bu paralel gidiyor. Yani erkekler gerçekten karşılarına bir rakip girdiği zaman, geldiği zaman aşklarının kıymetini bilmeye başlıyorlar. Doğru mudur? Yani gerçekte evet, ben de buna inanıyorum açıkçası. Çünkü biraz karşınızdakini kaybedeceğinizi anladığınız anda böyle bir dakika bir silkinelim ne oluyor deyip karşı tarafın gerçek kıymetini anlamaya başlıyor sanıyorum insanlar. Dur bakalım dur. Dur. Muzaffer. Sen benim karımı nereye götürüyorsun? Benim karımdan uzak duracaksın. Onun yanına yaklaşmayacaksın. Duyuyor musun beni? Muzaffer ne yapıyorsun? Muzaffer çekil. Nefise ne yapıyorsun burada? Kemal Bey, Emre'nin patronu, onunla konuşuyorduk. Şimdi gidiyoruz. Bir dakika beyefendi. Bu şekilde davranamazsınız. Sakın karışma. Sakın. Gelelim Kemal meselesine. Bu gizemli adam Nefise'nin başına bela açacak gibi gözüküyor. Bakalım Deniz Bolışık bu konuda neler söyleyecek? Artık Kemal de benim gözüme biraz böyle tehlikeli gözükmeye başladı. Çünkü sadece aşkı değil aslında hani Nefise'yi korkutan, geçmişten gelen İşte bilgilerle, verilerle, işte Nefise'nin en büyük sırrı hakkında bilgi sahibi olmasıyla Nefise için büyük bir kaygı. Ve işin içinde aşk da olduğu için Kemal de artık böyle ipin ucunu bırakmayacakmış gibi gözüktüğü için gerçekten ne olacak bilmiyorum. Biraz ortalık açılıyor. Herhalde beni suçlayıp kendi kabahatini hafifletmeye uğraşıyorsun ama bu hikayede tek kandırılan benim, ben. Muzaffer kendine gel. Nasıl kendime geleyim Nefise? Daha bir yalanını hazmetmeden bir başkası çıkıyor karşıma. Kendime nasıl geleyim? Sen gerçekten aklını kaçırmışsın. Sen beni neyle suçladığını farkında mısın? Kemal mevzusunu bir de olayın gerçek muhatabıyla konuşalım dedik. Karaktere hayat veren Faik Ergin'in yanındayız. Sen nasıl tanımlıyorsun? Sence nasıl bir adam Kemal gerçekten? Kemal'in şu anda bizim bildiğimiz, seyircinin de bildiği en büyük ve tek zaafı Nefise. Kemal Nefise'ye çok aşıkmış ve hala bu... Ve onunla karşı karşıya gelmesi Kemal için de bir sürpriz. İzleyicinin sevmemesi, tepki duymasını son derece anlayışla karşılıyorum. Sevdikleri bir aşkın arasına girmiş bir adam gibi görüyorlar. Ürkütücü bir tarafı da var Kemal'in. Yani gerçekten böyle her an patlamaya hazır bir Kemal bomba bir gibi. Adam. Evet, çünkü Kemal güçlü bir adam. Varlıklı bir adam. Bilmediğimiz tarafları var. Eşiyle ilgili.
kızıyla yaşadığı sorunlarla ilgili. Telefonlarımı açmadın. Ne oluyor? Küsmüyoruz. Başım ağrıyor baba. Sonra konuşsak. Hem sen o Emre denen çocukla konuş. Daha doğrusu onun annesiyle. O çocuğu bu kadar korumanın nedeni o kadın değil mi baba? Nasıl ya? Sen zaten annemi hiç sevmedin. İlk aşkını unutamadığın için mi? Bu kadın o kadın mı baba? Son olarak güzel oyuncudan Nefise, Muzaffer ve Kemal üçlüsü hakkında biraz tüyo istedik. İlerleyen bölümlerle ilgili izleyicilere söylemek istediğim ipuçları var mı Deniz? Yani ipucu derken şu an için ancak işte Kemal var, Muzaffer var, ortalık nasıl karışacak diyebilirim. Çünkü onu ben az önce demiştim zaten. Ama zaten işte oradan daha ondan daha büyük şu an ne olabilir? Hiç ser verip sır vermiyor bu oyuncular. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Ama ben de çok bu kadarını biliyorum zaten. Çok baskı altındayım biliyor musun hayranlarımızdan? Gerçekten mi? Evet. Eyvah. Hep onu söyle, bunu söyle. Ne olur mesajımı söyle, selamımı söyle. Herkesin selamımızı söyle. Almış kabul edelim. Çünkü herkesin sevgisini hissediyoruz. Teker teker öpücüklerini almış kabul ediyoruz. Bazen çoğu zaman okuyorum ama teker teker cevap da yazmak olmuyor. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Selamlarınızı, sevgilerinizi alıyoruz. Siz merak etmeyin.